Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit yayınlarını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere sözcük türleriyle ilgili karma test olan 21. testi çözmüş olacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözler veya sözcükler tür bakımından aynıdır demiş arkadaşlar. Bakalım projeyi tamamlamak için ne kadar paraya ihtiyaç olacak ifadesinde bakın. Para nedir arkadaşlar? İsimdir. Soruyu sağlayan sözcük ismi belirtmiş. Bundan dolayı bu nedir arkadaşlar? Soru sıfatıdır. Geçen gün aldığın fantastik romanı ne kadar okudun ifadesinde ise okumak fiil. Soruyu sağlayan sözcük fiili belirtmiş. O yüzden bu da nedir arkadaşlar? Soru zarfı olarak kabul edilir. Aynı türde olanı sormuştu. Biri sıfat, diğeri de zarf olduğu için A seçeneğini elemiş oluruz. Böyle güzel aşk dizilerini ancak Özdemir Asaf yazar. Hatırlayın, ancak sözcüğü sadece anlamına gelirse edat ama fakat anlamına gelirse bağlaçtı. Daha önceki soru çözümlerinde ve konu anlatım videosunda bahsetmiştik. Bakın burada da sadece anlamına geliyor. Böyle aşk dizilerini sadece Özdemir Asaf yazar. Sadece anlamına geldiği için bu sözcük edattır. Romanı sonunda okudum. Ancak romanda aradığımı bulamadım. Fakat romanda aradığımı bulamadım. Fakat anlamına geldiği için bu da bağlaçtır. Dolayısıyla aynı türde değildir. B seçeneğini denemiş olduk. Öğrenciler böyle yerlerde boş boş ne gezerler anlamadım ifadesinde. Bakın arkadaşlar ne sözcüğü niçin anlamına gelmiş. Yine konu anlatım videolarında ve soru çözümlerde bahsetmiştik. Niçin anlamına gelmiş ve gezmek fiilini belirtmiş. Niçin gezerler? O yüzden ne sözcüğü burada soru şeklinde olduğundan dolayı da soru zarfı olarak kabul edilir. Kardeşimin bana doğum günümde ne alacağını annemden öğrendim ifadesinde ise ne sözcüğü burada ismin yerine geçmiş arkadaşlar. Saat alacak, kolye alacak gibi. O yüzden bu da nedir? Soru zamiridir. Görmüş olduğunuz gibi zarf ve zamir görevinde kullanıldığı için C seçeneğini denemiş oluruz. Yanlış bir karar vermekten korktuğu için biraz daha düşündü ifadesinde ise karar isim, nasıl karar, yanlış karar, isme sorduğumuz nasıl sorusu bize neyi verir arkadaşlar? Niteleme sıfatını verir. Kitapta birçok yanlış soru olduğunu düşündüğü için kitabı bıraktı cümlesinde ise yine soru isim, nasıl soru, yanlış soru, isme sorduğumuz nasıl sorusu bize yine niteleme sıfatını verir. Bakın her iki cümlede de niteleme sıfatı görevinde kullanıldığı için aynı türdür. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. Sessiz bir şarkıdır derken şarkı isim, nasıl şarkı, sessiz şarkı niteleme sıfatı. Sessiz konuşuyorlardı derken de konuşmak fiil, nasıl konuşuyorlar, sessiz. Fiile sorduğumuz nasıl sorusu da bize durum zarfını verir. Bakın sessiz sözcüğü birincisinde ismi belirttiği için sıfat, diğerinde fiili belirttiği için zarf görevinde kullanılmıştır. Bundan dolayı da aynı türde değildir. Bunun için de E seçeneğini elemiş oluruz. İkinci soru, aşağıda verilen dizelerin hangisindeki altı çizili sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır demiş. Bakalım, gördüm ak kuğulu göller perişan ifadesinde kuğu isim, nasıl kuğulu? Ak kuğulu, ak sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Ela gözlerini derken göz isim, nasıl göz, ela göz, bu da yine niteleme sıfatıdır. Beyaz giyime söz olur derken arkadaşlar beyaz sözcüğü burada nedir? İsim görevinde kullanılmıştır. Yeşil başlı gövel ördek derken baş isim, nasıl baş, yeşil baş, yine niteleme sıfatı. Kara topraktır derken de toprak isim, nasıl toprak, kara toprak, kara sözcüğü de burada niteleme sıfat olarak kullanılmıştır. Farklı olanı sormuştu. Bakın beyaz sözcüğü isim görevinde kullanıldığı için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu cümlelerdeki altı çizili sözler tür bakımından eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır demiş. Bakın çocukça tavırlar demiş. Tavır isim, nasıl tavırlar? Çocukça tavırlar. İsme sorduğumuz nasıl sorusu bize niteleme sıfatını verir. Bu sözcük de niteleme sıfatı görevindedir. Sessizce odasına geçti derken geçmek fiil,
Çocuk nasıl odasına geçmiş? Sessizce. Fiili belirttiği için ve nasıl sorusunun cevabı olduğundan dolayı bu durum zarfıdır. Genişçe bir biyografi derken biyografi isim, nasıl biyografi? Genişçe. Genişçe sözcüğü de yine burada niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. İsmi belirttiği için. İyice inceledim. Bakın incelemek fiil. Nasıl incelemiş? İyice. Fiile sorduğumuz nasıl sorusu bize durum zarfını verir. İyice sözcüğü de burada durum zarfı görevindedir. İngilizce öğrenmek için çok çaba harcamaktadır cümlesinde ise İngilizce burada nedir arkadaşlar? Özel isimdir. Herhangi bir sözcüğü belirtmemiştir. Bundan dolayı da eşleştirdiğimizde bakın 1 ile arkadaşlar biz 3'ü eşleştirmiş oluruz. İkisi de niteleme sıfatı görevinde. 2 ile de 4'ü eşleştirmiş oluruz. Bunlar da durum zarfı görevinde. Dışta kalan nedir? İngilizce sözcüğüdür. İsim görevinde kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 4. soru. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Picasso, ben başkalarını değil asıl kendimi kopya etmekten korkarım cümlesinde dönüşlülük zamiri var mı arkadaşlar? Bakın kendi sözcüğü nedir? Dönüşlülük zamiridir. Biz buradan A seçeneğini elemiş oluruz. Peki belgisiz zamir var mı? Bu da var arkadaşlar. Bakın başkalarını demiş. İsmin yerine geçmiş. Kim olduğu belli değil. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Peki kişi zamiri var mı? Bu da var. Bakın ben sözcüğü kişi zamiridir. E seçeneğini elemiş olduk. Özel isim var mı? Picasso arkadaşlar özel isimdir. O yüzden biz D seçeneğini elemiş olduk. Bu cümlede niteleme sıfatı yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 5. soru. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur demiş. Bakalım. Zincirleme isim tamlaması. Nerede var arkadaşlar bu? Bakın. Ölüm kuşunun feryadı demiş. 1, 2, 3 tane isim bir araya gelmiş. Kendi içinde tamlama oluşturmuş. Anlam birliği kurmuş. O yüzden bu zincirleme isim tamlamasıdır. A seçeneğini elemiş oluruz. Tamlananı ortak isim tamlaması demiş. Bu nerede var peki? Bakın bu da şurada var. Gecenin dışı, gündüzün dışı. Gece burada nedir arkadaşlar? Tamlayandır. Gündüz nedir burada? Bu da yine tamlayandır. Dış kelimesi de tamlanandır. Bakın bir tane tamlanan, iki tane de ne var arkadaşlar burada? Tamlayan var. Dolayısıyla tamlananın ortak olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Birden çok belirtili isim tamlaması kullanılmıştır. Bu var mı peki? Bakalım. Bakın kanın akışı derken tamlayan ek almış. Tamlanan da iyelik eki aldığı için bu belirtili isim tamlamasıdır. Yine kalbin atışı derken tamlayan ek almış. Tamlanan da iyelik eki aldığı için bu da belirtili isim tamlamasıdır. İki tane var arkadaşlar. O yüzden birden çoktur. Bunu elemiş oluruz. Sıfat tamlaması var mı? Bakalım. Bakın bir ölüm derken sıfat tamlamasıdır. Bir lamba derken sıfat tamlamasıdır. Bir hükümdar derken sıfat tamlamasıdır. Dolayısıyla D seçeneği de vardır. Bunu da elemiş oluruz. Tamlayanı sıfatla nitelenmiş belirtili isim tamlaması. Böyle bir kullanım yok arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 6. soru. Bu cümleyi oluşturan sözcükler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sabahları zaman zarfı görevindedir demiş. Sabahları başlarım yazmaya derken başlamak fiil ne zaman başlıyormuş arkadaşlar? Sabahları. Bakın sabahları sözcüğü fiile sorduğumuz ne zaman sorusunun cevabı olduğundan dolayı zaman zarfıdır. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Kaç sözcüğü soru zamiridir demiş. Bakalım kaç saat çalışacağım derken arkadaşlar soruyu sağlayan sözcük kaç? Saatte isim. Görmüş olduğunuz gibi kaç saat diyor. Soruyu sağlayan sözcük ismi belirtiyor. İsmi belirten sözcüklere biz sıfat diyoruz. Soru yoluyla belirttiği için de arkadaşlar bu nedir? Soru sıfatıdır. Burada soru zamiri demiştir. Yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 7. soru. Bu parçada numaralandırılmış sözcüklerin hangisi türü bakımından ötekilerinden farklıdır demiş. Bakalım yazınsal değer derken değer isim nasıl değer? Yazınsal değer arkadaşlar bu nedir? Niteleme sıfatıdır.
Zengin tarihsel sosyolojik tanıklıkları derken, bakın tanıklık isim, nasıl tanıklık arkadaşlar? Zengin tanıklık, yine bu da nedir? Niteleme sıfatıdır. Derin değişiklik derken, değişiklik isim, nasıl değişiklik? Derin değişiklik, derin sözcüğü de yine burada niteleme sıfatıdır. Edebiyatçı gözüyle metne aktarılır derken de ne gözüyle? Edebiyatçı gözüyle. Bakın ismi belirtmiyor. Direkt arkadaşlar ne oluşturuyor bu? Edebiyatçı gözü dediğimde birincisi ek almamış, ikincisi iyelik eki aldığı için bu sözcük nedir? İsim tamlaması oluşturmuştur. Dolayısıyla edebiyatçı sözcüğü de isim görevinde kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu parçada numaralandırılmış sözcüklerin hangisi türü bakımından ötekilerinden farklıdır? Bakalım. Toplumsal ve sosyal düzenin derken toplumsal düzen, sosyal düzen. İkisi de arkadaşlar düzen kelimesini yani ismi belirtmiş. O yüzden bunlar nedir? Niteleme sıfatı görevindedir. Çeşitli anlayış derken anlayış isim, nasıl anlayış? Çeşitli anlayış, yine çeşitli sözcüğü de burada niteleme sıfatı görevindedir. Öykü diliyle derken dil isim, ne dili? Öykü dili. Bakın yine belirtisiz isim tamlaması var. İsim tamlaması olduğu için bu sözcükte nedir arkadaşlar? İsim görevinde kullanılmıştır. İlginç öyküler derken de öykü isim, nasıl öykü? İlginç öykü. İlginç sözcüğü de burada niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Farklı olanı sormuştu bize. Öykü kelimesi isim görevinde kullanıldığı için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapısındaki iyelik ekini kaldırıp önüne isim getirilirse de belgesi sıfat özelliği kazanmaz demiş arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz belgesiz sıfatlara biz iyelik ekini getirdiğimizde belgesiz zamir oluyor arkadaşlar. Burada buna uygun olmayanı soruyor. Bakalım. Birçoğu bu konuyu ayrıntılı bir şekilde incelemişti ifadesinde birçoğu burada nedir? İsmin yerine geçmiş, insan adının yerine geçmiş. Bu belgesiz zamirdir. Peki ben şuradaki iyelik ekini kaldırdığımda birçok konu dersem bu sefer de ismi belirttiği için belgesiz sıfat olur. Dolayısıyla arkadaşlar yukarıdaki açıklamaya uygundur. A seçeneğini elemiş oluruz. Birkaçı kutunun içinde kırıldığı için çok üzüldüm ifadesinde bakın birkaçı sözcüğü nesnenin yerine geçmiş. Belki bu yumurta olabilir, belki kutunun içindeki başka bir şeyler olabilir ama net olarak belli olmadığı için de yine belgesiz zamirdir. Ben şuradaki sonundaki iyelik ekini kaldırdığımda birkaç kutu derim. Bu sefer de kutu kelimesini yani ismi belirttiği için belgesiz sıfat olur. O yüzden bu da açıklamaya uygundur. Bunu da elemiş oluruz. Hiçbiri daha önce sınavdan iyi not alamamıştı ifadesinde ise hiçbiri kelimesi öğrencilerin yerine geçmiş ama kim olduğu belli olmadığı için belgesiz zamirdir. Ben bunu şu şekilde yapsam, şuradaki i ekini yani iyelik ekini kaldırsam, hiçbir öğrenci desem arkadaşlar, öğrenci isim, hangi öğrenci? Hiçbir öğrenci. Bu sefer de ismi belirttiği için hiçbir kelimesi ne olur? Belgesiz sıfat olur. Bundan dolayı açıklamaya uygundur. C seçeneğini denemiş olduk. Tümü konu hakkında fikirlerini beyan ettiği ifadesinde ise tümü yine fikir beyan ettiği için insan yerine kullanılmış fakat kim olduğu belli olmadığı için bu da belgesiz zamirdir. Ben şöyle demiş olsaydım tüm ortaklar konu hakkında fikirlerini beyan etti deseydim ortak isim hangi ortaklar? Tüm ortaklar. Dolayısıyla tüm sözcüğü de burada belgesiz sıfat olacaktı arkadaşlar. İyelik ekini kaldırdığımızda bundan dolayı açıklamaya uygundur. Bunu da elemiş oluruz. Kimsesi olmadığını söyleyen çocuğa destek olduk ifadesinde ise kimse sözcüğü yine arkadaşlar ismin yerine geçmiştir. Belgesiz zamirdir. İyelik ekini kaldırdığımızda kimse olmadığını söyleyen çocuğa destek olduk ifadesinde kimse sözcüğü her halükarda belgesiz zamir, belgesiz sıfat olmuyor. Bundan dolayı da yukarıdaki özelliğe uygun değil. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle parçamıza genel olarak baktığımızda niteleme sıfatı var mı arkadaşlar? Var. Bakın kızıl gezegen demiş. Gezegen isim, nasıl gezegen? Kızıl gezegen.
Kızıl sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. A seçeneğini elemiş olduk. İlgi ekiyle türetilmiş sıfat diyor. Bu nerede var? Bakın bu da arkadaşlar şurada var. Arasındaki mesafe derken mesafe isim. Hangi mesafe? Arasındaki mesafe. Bakın ki eki eklendiği sözcüğü sıfat yapmış. Ki de ilgi ekidir. Dolayısıyla arkadaşlar B seçeneği de vardır. Bunu da elemiş oluruz. Asıl sayı sıfatı şurada 8 ay derken ay isim kaç ay? 8 ay. 8 sözcüğü burada asıl sayı sıfatıdır. Bundan dolayı biz C seçeneğini de elemiş olduk. İşaret sıfatı parçada var mı arkadaşlar? Dursun. Belgisiz sıfat var mı peki? Buna bakalım. Belgisiz sıfat da hemen parçanın başında. Bakın. Şey, belgisiz zamir. Hangi şey? Her şey. Zamirler de isim soylu sözcüklerde hatırlayın. Her sözcüğü burada zamiri belirtmiş. Fakat net olarak belli olmadığı için de biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Belgisiz sıfat diyoruz. Bundan dolayı biz E seçeneğini de elemiş oluruz. Parçada işaret sıfatı olmadığı için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin son sorusuna, 11. soruya geldik. 11. soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat görevli sözcük kendisinden önceki sözcükle birlikte söz öbeği oluşturacak biçimde kullanılmamıştır diyor. Bakalım, yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek, bizim diyarımızda binbir baharı saklar ifadesinde yalnız sözcüğü edattır sadece anlamına geldiği için. Peki kendisinden önce herhangi bir sözcük var mı? Yok. Bundan dolayı doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Deva bulmak için bağrındaki yaraya toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya derken için edattır. Mak için, mek için kullanıldığından dolayı sözcük öbeği oluşturmuştur. Eğilmiş arza kanar muttasır kanar güller, durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller derken bakın gibi edattır. Alev gibi kelimesiyle birleşerek durum zarfı olmuş. Dolayısıyla sözcük öbeği oluşturmuştur. İnsan yağmur kokan bir sabaha karşı hatırlar bir gün bir camı açtığın ifadesinde burada da e karşı yine edattır. Sabaha karşı kelimesiyle birleşerek zaman zarfını oluşturmuştur. Sözcük öbeğidir. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Gemliğe doğru denizi göreceksin sakın şaşırma ifadesinde ise e doğru edattır. Gemlik kelimesiyle özel isimle birleşerek de yön anlamı vermiştir arkadaşlar. Bundan dolayı biz E seçeneğini de elemiş oluruz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.